Adem Hoca'dan herkese iyi günler diliyorum. Arkadaşlar 19. AYT Edebiyat denemesiyle ile karşınızdayım. 24 tane çok güzel soru çözeceğim arkadaşlar. Yine amacım e, güzel notlar aldırmak, püf noktalar, kısa notlar ve edebiyat netimizi adına bu denemelere kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Deneme ciddiyetiyle çözelim ve yorumlara doğru yanlışlarınızı arkadaşlar bekliyorum. Evet sevgili gençler başlayalım arkadaşlar. İlk dört sorumuz Türkçe sorusu. Bunu da çözelim. Evet birinci sorumuz. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Her sene gelen klasik bir soru tarzımız. Hem TYT'de hem de ayetle karşımıza çıkıyor. Birçok şairin hakkında kalem oynattığı mekanlardan biridir Boğaziçi. Hmm, kalem oynattığı yani yazı yazdığı mekanlar hocam doğru. Bire doğru diyoruz hocam. Samiha Ayverdi de anlatmıştır. Boğaziçi'nin üstelik dil anlayışı Abdullah Hakşinasi'ye çok yakındır. He, dil anlayışı. Arkadaşlar buradaki dil anlayışı mantık, mantalite. Yani dil düşüncesi, dil fikri. Burada dilin yapısı, şekli, üslubundan bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Dikkat ettiniz değil mi? Bundan dolayı kesinlikle Bursa diyorum. E şeye bakalım Selim İleri kimi denemelerinde yazarın izinden gider ancak üstelik öz Türkçe ile izinden gider takipçisi olur. Türkçe ile kotarıldığı için çok da kotaramak hazırlandığı için de yerine oturmaya uygun düşme. Evet diğerleri e, kelimenin ve cümlenin anlamıyla uyuşuyor. Ama anlayış yapı aynı şey değil şeye göre baktığımız zaman cümleye göre cevap bursa diyorum. Yani ikinci sorumuz bu şiire hakim olan unsur. Şiire hakim olan unsur hangisidir demiş. Sosyal değişiklikler, sonsuzluk duygusu, ulusal ögeler, siyasi olaylar, evrensel değerler. Tanrım şahit duracağım sözümde, milletimin sevgileri özümde, vatanımdan başka şey yok gözümde, yar yatağım düşman almaz giderim. Ak gömlekte gözyaşımı silerim, kara taşla bıçağımı bilerim. Vatanım için yücelikler dilerim. Bu dünyada kimse kalmaz giderimde bir defa sosyal değişiklikler yok. Hocam sonsuzluk uykusundan bahsetmiyor. Siyasi olay hiç yok. Evrensel bütün dünyayı alakadar açıyor. Sanki ulusal ögeler var. Yani işte nedir? Milletim sevgisi, vatanım, işte yar yatağın demiş. Göz yaşımı silerim. Karataş da Yani vatan, millet, Sakarya, aşk yani ulusal ülkeler ağır basmakta değil değil. Alakası yok cevap Ceyhan diyoruz. Evet üçüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Amant Gölü'nün anlatıldığı bu parçada numaralamış cümleyle ilgili hangisi söylenemez? Evet cümle anlamı sorusu. Birinci cümlede doğal güzelliklerinin nedeni Türkiye'nin gezilmeye değer yerlerinden biri olan Batkuütmanlıma bir tabiat harikası. Çünkü çam ve köknar ağaçlarının çevrede 1350 metre yüksekliğinde bulunan ve bir heyelan set gölüdür hocam. Evet. Doğal güzelliklerinden bahsetmiştir hocam. Bu doğru. 2'ye bakalım A'ya şöyle artı koydum hocam. İkinci cümlede onun diğerlerinden ayıran özellik demiş. Bu gölü Güzel kılan ise, güzel kılan ise arkadaşlar devamlı kar ve yağmur hocam bu da doğru. Üçüncü cümlede etrafındaki doğal ortamın onu turizm yönüyle, turizm yönü ve doğal ortam var mı hocam üçte? Görün çevresi zengin bir bitki sahibi olmasına nedeniyle de, turizm hocam bu da doğru. Nilüfer çiçeğinin yetiştiğine de ender su kaynaklarının olduğuna değinilmiştir. Ender su kaynaklarından biri bakalım. Gölün kenarı ve su içi çeşitli nilüferlerle bütünü oluşturmaktadır. Ama bu cümlede ben ender su, ender sudan dolayı hocam diye ederim. Böyle bir şey söyleyemem. Yorum katmış olurum. Abartılı bir ifade olur. Ülkenin önemli alabalık üretimi var mı hocam? E, ayrıca alabalık Türkiye'de ilk sıra Evet bu da doğru hocam. Cevap Denizli demiş olduk. Evet gelsin dördüncü sorumuz bu parçanın anlatımı hangi söylemez? anlatım teknikleri sorusu hemen bakalım. Sütlüceye doğru uzan bir de var şıkları okuyabileyim. Hakim bakış açısı her şeyi bilecek. Adamın içini dışını değil mi bilecek. Betimleyici tasvir sade bir dil demiş. Farklı duyular bir de dolaylı anlatıma yer verilmiştir. Bakalım sütlüceye doğru uzakta bir sandaldan bir hazin mandolin sesi gelmekteydi. Ay yuşa tepesinden... ...beş mızrak yükselmiş. Etrafı hafif beyaz bulut parçacık düşmüştü. Hava hemen hisse kadar hareketli. Deniz o nispetle dalgalı. Süperin dolu merak zehrayı hatırlayı vermişti bakın hatırlayı vermişti. Hatırasını yenileyen şey ihtimal şu muhtemel şu mehtap alemin olmuş. Bakın bir daha ben şurada hemen hakim bakış açısı derim. Adamın kafasının içinden geçenleri dahi tahmin ediyor. Zehra ile köyündeki yalı penceresinde otururken bunun gibi ve belki bundan neşeli, bundan kalabalık ama hitapçıklar gözlerinin yine hakim bakışısı var. Hocam tasviri zaten var. Sade bir dil kullanılmış. Farklı duyular. işte ses demiş. Zaten görme var. Görme, ses. Ama ben dolaylı anlatım bulamadım. Yani başkasına ait ifade dığını şeklinde. Okuduğunu söyledi. Çalıştığını belirtti. Var mı başkasına ait bir sözü? kendi ifadesine kattığı bir söyle çok çalıştığını söyle Yok, hocam cevap Edirne diyoruz. Arkadaşlar edebiyata geçtik. Hadi hepinize hayırlı olsun. Lütfen dikkat edin. Yani e, her soru önemli edebiyatta. Sevgili arkadaşlar herkesin yanlış yaptığı soru. Farklı farklı. Kimine kolay, kimine zor. Kimisi full yapıyor, kimisi iki yanlış yapıyor, üç yanlış yapıyor. Her soru önemli. Edebiyat bir değer ya. Yani tamamen bilgi sorusu. Bakalım şimdi bu sorumuza. Çok güzel bir soru. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez demiş. Yazan kalem kesin yazmış fermanı. Kime sorsam yoktur diyor dermanı. Anlatsam çıldırır dağı ormanı. Yangın ağlar deprem ağlar yarama. Hocam bak şimdi ee, şimdi bir defa e, 11'li mi? Bakalım ünlüleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hocam yani 11'li tamam hocam bu doğru. E, zengin uyak var mı? Olmaz mı hocam? Ferman, derman, orman, a, 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 a ve b. Hatta buradaki ı'lar redif hocam. I'lar redif çünkü okunuşları, yazılışları ve anlam ve görevleri oyak. Oyak gerçekleşiyorsa redifti. Ama burada Erman, Erman hatta R değil mi? Man. Şunlar nedir arkadaşlar? Zengin uyak de, Zengin uyak var burada. Hocam zengin uyak var. Teşhis sanatı var mı? Kişileştirme. Yangın ağlamaz hocam. Deprem ağlamaz. Orman çıldırtır hocam. Evet. Nazım türü taşlama. Bakın burada çok önemli bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Şimdi evet taşlama da 11'li ama hocam burada taşlama değil ki. Bir şeye eleştir at bu da aşk var, duygu var, sevda var. Yazan kalem kesin yazmış fermanı, kime sözün yoktu diyor. Yani adam kaderine isyan, değil mi? Derman yok, ağlar yarama, değil mi? Aşkına ızdırapına taşlama değil de bu. Ne olmasladım arkadaşlar? Mesela koşma olur yani, koşma olur. İşte güzelleme olur. Hatta bu ne olur? Güzelleme olur. Ama kesinlikle taşlama olmaz cevap adana. Altıncı sorumuza bakalım. Bu dörtlük içerik, içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek verilmiştir? Bu kirli düzenin düzenbazları, azrayla rüşvet meyden er, ölünce dünyanın en kurnazları, torpille cennete girmeyi dener. Hocam tabii ki satirik. Eleştiri var, tenkit var. Toplum düzenini, insanları, düzenbazları, rüşvet verenleri, alanları, en kurnazları eleştiriyor hocam. Satirik olur. Bundan dolayı cevap Edirne. Arkadaşlar 7. soru ee, yani bence bu denemenin zor sorularından birisi diyebilirim hocam. Yani zor sorularından diyebilirim. Doğru yapanı tebrik ediyorum. Dikkat isteyen bir soru arkadaşlar. Böyle bir soru gelir mi ayrıntılı? Gelebilir arkadaşlar. Biz bilelim ya. Farklı soru çözelim. Değişik sorular görelim. Sinirlenelim, kızalım ama bir şeyler öğrenelim. Şimdi bu parçadaki numaralı cümle hangisine bir bilgi alınışlığı vardır hocam? Parçada Karagöz'den bahsediyor. Karagöz çıra, mum, lamba gibi aydınlanma kaynağıyla yarı sayıdan bir perdeden yararlanılarak oluşturan bir gölge oyunudur hocam. Karagöz gölge oyunu falan falan. Hocam bu doğru diyorum buna. 2. Osmanlı İmparatorluğu çatısı altında yaşayan farklı kültürlerden çeşitli tasvirler. Karagöz oynatıcı hayalbaz hocam. Bu çok çok önemli. Aracı oyun. Evet. Ve Karagöz'de Osmanlı Devleti'nin değil mi? Farklı kültürlerinde yer verilmiş yani. Yansıtılmış bunlar. Doğru hocam. Artı koydum. 3. İmparatorun dil, din, ırk, zenginliği, farklı kesimlerinden karakter özelliği gösteren kişiler yer verilmiş. Şimdi burada 3 doğru gibi ama şu kişilerden dolayı cevap arkadaşlar 3 diyorum. Neden? Ya kardeşim Karagöz'de oynayan kişiler zaten cansız varlıklar. Değil mi? Bunlar kişilere yer verilmez ki. O orta oyunda var. Yani Burada aslında şöyle bir şey var. İmparatorluğun bildiğin ırk zenginliği, farklı karakteri özelliği gösterilerek yansıtılır. Bakın aslında ne olması lazım burada? Yansıtılma. Yansıtılır olacak. Kişilere yer verilmez. O kişilerin özellikleri kuklalarla yansıtılır. Anladınız beni? Üçlü adam kelime oyunu yapmış. Ters köşe yapmış. Yani... Evet. Güldürme esasına dayalı karagöz ağırlıklı olarak yanlış anlamlarla doğan bir kar. Evet. Karaga anlatıyor zaten. Yanlış anlaşılmalar, taklitler. Tef, zil ve basit düdük yardımıyla müzik de var. Evet. Doğru hocam. Cevap 3 diyorum. Güzel bir soru arkadaşlar. Kızmayın ama kişilere yer yok. Cevap Ceyhan. Evet geldik 8. sorumuza. Evet oo, oldukça arkadaşlar güzel bir soru. Söz edilen eser 11. yüzyılda kalem alınan ilk İslami eserlerden Fergana biri Kahire biri de Viyana'da 3 üç yazımın üstü bulunmaktadır. Siyaset mi amacım? Zaten hemen allegorik hocam? Zaten ben çıkardınız. Alegorik hocam. Alegorik. Dört sembolik kahraman var. Bunların konuşmalara, sohbetlere falan eser aruz vezniyle ve mesnevi şekilde yazılmıştır. Hocam şu dört sembolik neydi? Kün doğdu, ayt oldu, öktürmüş, ot Hani kün doğdu hükümdar, ait oldu vezir, öktürmüş vezirin oğlu, ot da vezirin akrabasını ya da bir dervişi tasvir ediyor ki bu tabi hocam nedir? Kutatku bilik arkadaşlar. Oldukça güzel bir soru, rahat yapılabilecek, tamamen bilgi isteyen bir soru sevgili gençler. Evet gelsin dokuzuncu sorumuz. Bu parçadaki numaralamış yerlerde hangisi? Bir bilgi yanlışlığı vardır. Yanlışlık yapılmıştır diyor hocam. Evet bakalım soruya. İslam öncesi Türk edebiyatının devamı niteliğinde anonim halk Evet hocam. İslam öncesi Türk edebiyatı anonim halk edebiyatının devamı. Ee, anonim halk edebiyatı İslam öncesi Türkiye'nin devamı şeklinde. Doğru. Söyleyeni belli olmayan ürünler oluşmaktadır. Şiirler hece ölçüsüyle genellikle yarım ve cinastu. Evet yarım uyak var. cinas uyaklı zaten her zaman var dörtlükler, halk hikayeleri, tekelemeler, masallar tabii ki var anonimik olduğundan dolayı. Ayrıca belli bir ezgiyle söylenen ve hecenin öncelikle 11. birlik kalıcının kuşuk. Hocam bir dakika dur dur dur. Sav, sagu, kuşuk. Hocam sav, sagu, kuşuk arkadaşlar İslam öncesi Türk edebiyatı. Tamam mı? Ama burada anonim halk edebiyatının devam ediyor. Sizce burada kuşuk yerine ne gelmesi lazım? Anonim halk edebiyatında hangisi belli bir ezgiyle söyleniyor? Genellikle 11'li hece. Tabii ki hocam koşuk dilinden olması lazım bu. Kesinlikle türkü olması lazım hocam. Türkü olması gerekiyor. Bundan dolayı cevap C diyorum. Pardon, Denizli diyorum pardon. Denizli diyorum. Cevap Denizli. Ve burada mani doğru tek dörtlükten oluşan evet. Bundan dolayı cevap Denizli arkadaşlar. Evet 10. sorumuza bakalım. Yukarıdaki dizede, dizelerde görülen söz sanatı. Evet söz sanatını soruyor. Hangisidir? Acaba önemli bir tarihi olaya kişileri anımsatma mı? Teşbih dediğimiz benzetme mi? Abartma mı? E, kinaye mi? Gerçek mecaz arasında mecazı kastetme mi? Yoksa güzel bir nedene bağlama mı? Bakalım. Her ne kusuru varsa geçen zaman daha susuzdur aynılar. Ela gözlü yağar. Mecnunlar Mevla'yı bulursa can da el olur Leyla'lar, ela gözlü yer. Bu arkadaşlar Abdurrahim Karakoç'a ait. Çok güzel, meşhur şiirlerinden. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Bir dırağa bakın. Aslında ee, susuzdur aynı ela gözlü yer demiş. Burada ne var? Mecnun demesi, Leyla demesi, Mecnun ve Leyla olayına atıfta bulunmuş biz buna telmih diyoruz. Tamam mı arkadaşlar. Bu da şunu var. Aslında teşhis de var burada ama nerede var? Aynalar susuz olmaz ki. Bu nedir arkadaşlar? Teşhis. Ama şıklarda teşhis yok. Kişileştirme yok. Tamam mı arkadaşlar? Ondan dolayı dikkat edeceğiz. Buradaki teşbih, benzetme. Ama teşhis kişileştirme. Bundan dolayı arkadaşlar cevap A diyoruz oldukça güzel ve kolay bir soru. Hemen şu 11. sorumuza bakalım. Ne diyor? Bir bilgi yanlışı vardır diyor hocam. Anlatılandan çok anlatış şeklinin ön plana çıkarıldığı divan edebiyatında hem hemen her şair şiirlerinde mahlas adı verilen takma. Evet mahlas var, takma ad var, divan edebiyat hocam. Bu doğru. Divan şiirinin vezni Arap ve Acem edebiyatlarında olduğu gibi aruz ölçüsü. Doğru hocam. Yani aruz ölçüsü. Bu ezim hecelerin uzunluk, kısalık ya da açıklık kapalık hocam. Doğru. Üçe bakalım. Ee, pardon. iki zaten divan adı. Evet. Divan edebiyatında şairler şiirlerini divanda toplardı. Bu doğru. Üçte zaten uzunluk, kısalık hocam. Bu da zaten doğruydu. Şarkı ve tuyu gibi acip ve arem edebiyatlarına ait hocam. Şarkı ve tuyu arem ve aceplere ait değil, Türklere aittir. Bizim bulduğumuz şeydir, nazım şekilleridir. Bundan dolayı hocam cevap denizli diyoruz. Beşte var mı bir sıkıntı? Şehirlerin muhteva yansıtma başlıkları olmadığı Evet başlık, biliyorsun ilk başlık tanzimat edebiyatında e, kullanılmıştır. Daha önce başlık yerine nazım şekilleri kullanılmıştır. Doğrudur hocam cevap denizli. Evet 12. sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralamış cümlelerden hangilerinde bir bilgi anlayışı vardır? Hangisinde bilgi anlayışı vardır demiş. Batılılaşma süreci toplumsal olgular üzerinde değişikliklere yol açmıştır. Bu değişikliklerin tanzimat döneminde ilk örnekleri romanlarda işlenmiştir. Daha baştan bir işlevle kendini öne süren roman, Batı değerlerini aşılayarak halkı eğitmek, halkın eğitilmesinde bir hizmet aracı olmak amacını götmüştür hocam. Ya hocam 1 ile 2 doğru. Şu anda güzel gidiyor. Ayrıca toplumsal mesaj verilmek amacıyla bu edebi metinlerde toplumda yaşanan değişiklikler ve yanlışlar problemini işlemiş hocam. Evet bu da doğru. Bu noktada aile, hayatı, yanlış batılaşma, evlilik, ahlak ve düzen gibi konular işlenerek toplumun temel dinamikleri üzerinde olurmuştu Hocam bu da doğru. Şemsettin Sami'nin Sevgüzeş adlı romanı Görücü usulü evlilik ve aile hayatı üzerine. Hocam bir defa Şemsettin Sami'nin Sevgüzeş'ti yok. Sevgüzeş Sami Paşazade Sezai'nin romanıydı. Bu bir. Bakın bu eksi. İkincisi de Sevgüzeş romanı arkadaşlar neydi? 9 yaşındaki Dilber'in Kafkaslı Dilber'in yani esir kızın hayatı anlatır. Yani görücü usulüyle evlilik aslında yok. Bu da ikinci hatası. Bundan dolayı cevap Edirne diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet 13. sorumuz divan edebiyatıyla alakalı. Kaside ile ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerden hangisinde yanlışlık vardır hocam? Kaside çok önemli bunu çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Denim ve devlet büyüklerini övmek veya yermek amacıyla hocam doğru hocam. Kaside kastetmek övmeye ya da eleştirmeye kastetmek doğru. Gazelde olduğu gibi ilk beytine matla doğru hocam. Son beytine makta doğru hocam. Şairin mahlasının geçtiği yeri girizgah olmaz hocam. Taç beyit hocam. Taç beyit olması lazım. Taç beyit olacak. Bundan dolayı cevap Bursa. Peki hocam girizgah neydi? Girizgah arkadaşlar bu ikinci bölümde kasidede. İkinci bölüm. Peki birinci bölüm neydi? Nesip teşbip. Tamam mı? Girizgah hatta girizgah şöyle. Asıl konuya geçmek için bir ortam hazırlama. Yani bir hazırlık devresi diyebiliriz. Bundan dolayı hocam. İki de kocaman hata var. Girizgah değil. Taç beyit olacak. Girizgah da ikinci bölüm. 5 en az 15 99 bit 30 99. doğru hocam. Nesip bölümünde işlerin tamaya göre hediften göre isimlendirilir. Diğerlere doğru hocam. Bundan dolayı cevap Bursa demiş olduk. Evet 14. sorumuz bu parçada söz edilen şair hangisi? Baki Nedim Nef'i Fuzuli Şeyhi yine divan edebiyatı. İyi bir öğrenim görmüş. Arapça Farsça çok iyi biliyor. Hiciv edebiyatının en büyük şairi övgü ve yegilerine aşırıya kaçmış. Şiir dilinin kullanımda başarılı kelimelerle rahatça oynayan, arzu ölçüsünü başarıyla kullanan, yani zengin bir dil, daha önce işitilmemiş, hiç kullanılmamış kelime ve deyimler arayıp bulmada başarılı. Kasidelerinde yabancı kelimeler çok. Gazellerin dili sade. Türk edebiyatında kendine göre üslubu olan sayılı şairlerimizden. Arkadaşlar bir defa 17. yüzyıl Ondan sonra Arapça ve Farsça arkadaşlar div şey olan, divanı olan, Arapça Farsça divanı olan, hatta Sihamı gazası olan üç padişah eskitmiş. Özellikle 4. Murat'ta sıkı fıkı olan kim arkadaşlar? Tabii ki Nefi arkadaşlar. Yani parçanın tamamı ve özellikler arkadaşlar bizi kimi ele veriyor? Nef'i arkadaşlar. Evet 15. sorumuz şair evlenmesi. Bunu sınavda birkaç kez sordular. Söylenemez. Türk Edebiyatı'nda ilk tiyatro hocam. İlk tiyatro. Doğru. Tercüman Aval Mukaddesi'nde ee, değil mi? Gazetesinde ne yapıyor? Yayınlanıyor hocam. Bu da doğru. A doğru hocam. Entrika komedisi. Hocam entrika değil ki. Neydi bu arkadaşlar? Töre komedisi. Töre idi. Yani görücü usulüyle evliliği anlatıyordu. Tek perdelik Doğru hocam. Ee, geleneksel Türk tiyatrosunun izlesine taşıyor. Görücü usulüyle evlenmenin sakıncalarını anlatıyor. Sade ve anlaşılı bir dille yazmıştır Şinasi. Doğru hocam. Bundan dolayı cevap bursa demiş olduk. Evet 16. sorumuz. Arkadaşlar nasıl gidiyor denememiz? Zor mu kolay mı yorumlara da bekliyorum. Zor değil ama edebiyat bu arkadaşlar. Tamamen bilgiye dayalı, tecrübeye dayalı. Şimdi bakalım boş bırakılan yerlere hangisi gelecek? Şiirinin en belirgin özelliği dilde farklılıktır. Kendinden önceki şairlerin dilde sadeleşme çabaları. Oh, bak burada çok önemli bir ipucu vermiş. Kendinden önce dilde sadeleşme nerede var? Tanzimat'ta vardı. Mesela bundan dolayı hocam ben ikinci yeniyi atarım yani. Fecre önce Seyvet vardı. Bunu da atarım. Ya B ya E olacak. Acaba Cenab mı? Tevfik mi? Kendisi de yanlışına göre uygun müzikalite yönelik ahenkiz gördükleri sözcükleri kullanıp yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü. Evet hocam Tevfik Fikret olabilir. cenap olabilir. Bu konuda büyük bir çaba gösterir. Sade dil hece küçümser. Ha hocam bak. Sade dil ve hece küçümsüyor. Fransız sembolistlerinden Valéry Malherme ve Verlaine gibi şairlerin etkisi kalır. İmge yapısında büyük değişiklikler yapmış. Sözlüklerden o güne kadar kullanılmamış hocam. O kullanılmamış sözcükler. Değil mi? Saati semen fam gibi. Yani edebiyatımızda hiç kullanılmış tamlamaları kullanan. Kim arkadaşlar bu? Tabii ki hocam cenab Şahabettin ya. Cenab. Neden hocam? Tevfik Fikret'in şerimini var. Değil mi? Hece ile yazdı. Yani heceyi küçümsemiyor. Ama Cenab Şahabettin'in arkadaşlar hiç hece yok yani. Hep aruzda yazmış. Bundan dolayı cevap Bursa diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar 17. sorumuza bakıyoruz. Hangisi yanlıştır demiş. 1911 yılı Nisan'da Selenite çıkan genç kalemler değil. Evet hocam doğru. Genç kalemler dergisi 1911 Nisan'da Selenite çıkmıştır. Milli bir edebiyat. Başta dergi değil Nisan başlığı makaleler. Yayınlayan Ziya hop hocam bak. E, yeni lisan başlığıyla yazılan makaleleri yazan Ziya Gökalp değil arkadaşlar kimdir? Ömer Seyfettin hocam. Bu yanlış. Kesinlikle olamaz. Ve bu dönemde verilen eserlerde yani milli edebiyat, yurt sorunları ve ulusal ögeler. Evet bunu lütfen unutmayalım. Yani yeni lisan makalesini, makalelerini Ömer Seyfettin yazmıştır. Bundan dolayı cevap Denizli. 18. sorumuz bu parçada söz edilen yazar ve romanı hangisidir demiş. Şöyle Panaf'a e, parafa baktığımız zaman bir defa Naim Efendi demiş değil mi? Sinaha demiş ondan sonra. Ailesi ve onların içerisinde birkaç kişiyi seçer. Tanzimattan ortaya çıkan değer kargaşaları, kuşaklar arasındaki çatışma ve kopukluk deyince aklımıza tabii ki arkadaşlar kim gelmesi lazım değerli arkadaşlar. Ne diyoruz buna? Tabii ki Edirne kiralık konak diyoruz sevgili arkadaşlar. Oldukça güzel ve net bir soru. Bildiğimiz klasik bir soru. 19. sorumuza bakalım. Bu partide özellikleri verilen şiir topluluğu hangisidir hocam? Şehir topluluğu. Hisarcıların ikinci yeni mi, Toplumcu gerçekçi mi? Yedi meşalici mi? Galip hareketi mi? Şiirde vezin ve kafi gibi uyuması gereken ahim unsurları olmamalıdır hocam. Zaten hemen ipucunu verdi. Şair Şairanelikten kaçınarak dildeki her kelimeye yeri verilmeli. Meselenin söyleyiş meselesi olduğu bilinmeli. Dini öğreti ideoloji emrinde olmamalı. Bunları aşılamakta bir araç olarak da kullanılmamalı. Geleneği, içeriği, dünya görüşünü birlikte terk edilmeli Tabii ki hocam bu nedir? Garip harekedir. Oldukça net bir soru cevap adına. Arkadaşlar 20. sorumuz bana göre bir tık yani zor diyebileceğim. Denememizdeki ikinci zor soru diyebilirim. Tanzimat öncesinde yetkin örnekleri verilen gezi yazısı hocam. Bak gizli soruyor. Tamam. Tanzimat'tan sonraki dönemlerde de önemini yitirmemiştir. Özellikle Cumhuriyet döneminde bu türün örneklerinden çoğaldı görülmektedir nokta nokta. Cumhuriyet döneminde kalem alınan gezi yazısı örneklerindedir. Evet hangisi Cumhuriyet dönemindeki gezi yazılarından değildir demiş. Arkadaşlar çok güzel bir soru. Şimdi yolcunun defteri arkadaşlar Fali Rıfkı Atay'a ait bir gezi yazısı. Hocam bu gelebilir. Bunda bir sıkıntı yok hocam. Bu doğru. Göz ucuyla Avrupa'da yine arkadaşlar Yusuf Ziya Ortac'ın Yusuf Ziya Ortac'ın bir gezi yazısı hocam. Bu da gelebilir. Arkadaşlar Zeytin Dağı bakın Zeytin Dağı çok önemli. Zeytin Dağı Falih Rıfkı Atay'ın arkadaşlar Atay'ın ni bu? Roman hocam. Roman bu. Roman. Hatta bakın şöyle. Fahri Atay yedek subay olarak katılmış Dünya Savaşı'na 1914-1923 yılları arasında Osmanlı döneminin kötü durumunu anlatıyor. Cemal Paşa'nın Kudüs'e yakın Zeytin Dağı'nda bulunan karargahını tayin edilmiş yani aslında Zeytin Dağı arkadaşlar Kudüs'e yakın bir yer adı. Bu da Cemal Paşa ile beraber aynı yerde kalmış. Bundan dolayı roman adını da bu şekilde yazmış. Ama önemli bir roman arkadaşlar, tamam mı? Tuna'dan Batı'ya da İsmail Habib Sevük bakın. İsmail Habib Sevük'e ait bir gezi yazısı. Aslında bu şöyle önemli arkadaşlar. Yani gezi türünün ilk güzel örneklerini bu adam vermiş bakın. Bakın gezi türünün ilk güzel örneklerini İsmail Habib Sevük vermiş. Mavi Anadolu bu da çok önemli arkadaşlar. Azra Erat bu da çok enteresan. Azra Erat vermiş. Hatta Mavi Anadolu ile alakalı 3 kitap yazmış. Hatta turizm de artık bir terim olmuş yani değil mi? Mavi yolculuk deyince. Evet çok güzel cevap Ceyhan. Çünkü Roman talih Rıfkı Atay. Evet 21. soruya bakalım. Edebi akım her sene bir soru geliyor. Avrupa'da 19. yüzyılın ilk arasında klasizm. Hocam klasizme tepki hocam. Bu çok önemli. Sanatta aklın egemenliğine soru verir. Doğadaki toplumda karşıtlıklar. Bak zıtlık varsa karşıtlık. Çelişkiler varsa. Ondan sonra ne bileyim belli konular yerine insan ve toplum hayatı varsa, komedi ve ile trajedi, gülünç ile akılcı, acıklığının bir arada bulunabileceği, duyguları ve din duy olgusu önemsen tabii ki arkadaşlar romantizm olması lazım. Cevap Bursa diyorum sevgili gençler. Hemen şu 12. soruya da bakalım. Bu parçada söz edilen sanatçı kim hocam? Şöyle baktığımız zaman parçaya baktık. Devlet Ana var hocam. Devlet Ana. Sosyolog. Sağırdere, kör duman, köy sorunlarını anlatan aslında parçanın tamamındaki özellikler her sanatçıya gelebilir. Ama eserlerden dolayı biz ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki buna Kemal Tahir hocam. Devlet ana sağır dere kör duman deyince aklımıza Kemal Tahir gelmesi lazım. Evet 23. sorumuz hangisinde bir yanlışlık vardır demiş. Aman dikkat sorumuza. Saf şiirin peşinde olan Ahmet Muhyip hocam. Doğru hocam. Saf şiir. Ahmet Muhyip hocam. Bu kesinlikle doğru. Arif'in hatası milli, 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 bir duyarlılıkla kalem aldı. Destani şiirlerinin yanında rubayileriyle de tanımıştır hocam. Bu da doğru. Şeref Taşlova Cumhuriyet Dönemi halk şairinin önemli temsillerinden hocam. Doğru. Ahmet Kutsi Tecer 1930 yıllarda serbest sözcüğünde toplumcu şiir. Hocam bak bir. Ahmet Kutsi Tecer bir defa aşık ve eseri tanıtan kişi. Beş hececilerden sonra vezinde yeni bir ses getirmiş. Ama kesinlikle toplumcu şiir değil hocam. Toplumcu şiir olamaz. Hatta Ahmet Kusretici arkadaşlar Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tamındar, Ahmet Nuttir Anas gibi onların kuşağında yetmiş. Yani kesinlikle toplumcu şiir değil. Behçet Necadikil garip akımı dışında yeniliği savunanlar. Doğru hocam cevap Denizli. Güzel soruydu arkadaşlar. Evet geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere. 24. ve son sorumuza umarım 24'e 24 yapmıştırsınız. Bir soru kaçmıştır ya da dikkatsizlikten kaçmıştır. Neyse arkadaşlar yorumlarınızı merakla bekliyorum arkadaşlar. Bana göre bu dönemde hani böyle iki tane soru zor diyebilirdim. Bir karegez oyunu falan yani böyle hani iki tane ama tabii kişiden kişi değişir diyor. Son sorumuz kolay bir soru. E, ee, Fazla üstü dağlarca ile ilgili hangisi söylenemez demiş. İlk kez liseyi bitirince yıl okumuştum diyor. Yıl 1941. Birinci kitabı Havaya Çizilen Dünya. 35'te ikinci kitabı Çocuk ve Allah. 1940'ta yayınlamış. 50'ye aşkın şiir kitabı olan Dağlarca. Şiirimizde o zamana kadar ele alınan konulardan daha değişik konular ele almıştır. Yepyeni biçimde yansıtmış. Evrende varoluşumuzun bir çocuğu, çocuğun yalnız kalmış bir adamın ya da ilk toplumlardaki insanların gözüyle bakıyor, onların duygu düşüncelerini dile getirmeye çalışıyor. Biri bildirin olan Türkçe kadınla yaşamak şiirini yayınladığında oyuncularına bundan böyle yabancı sözcük kullanmayacağına söz ver demiş. Türkçem benim ses bayramı o şiirin sonunda yer almıştır. Hocam daha önce işlememiş konu hocam diyor. Evet hocam bu var. E, yabancı kelimenin kullanılmasına sıcak bakmadı. Bu da var hocam. Şehirlerin çoğunu 1940 Evet doğru hocam. Bakın 1940'da iki tane yazmış. 50'ye aşkın şehir kitabı diyor hocam. Yani demek ki bu da doğru zaten. Kendine özgün hocam. Özgün. Yani nerede var? Daha değişik konular yani. Ele alınan konulardan daha değişik konular. Evet ama parçanın hiçbir yerinde olağanüstü anlamlarla yüklü olduğu yani imgelerin bakın imgeler. Duygu ve düşünce ve imgeler olağanüstü anlamlarla yük yani böyle soyut kapalı e böyle bir anlatım yok. Bundan dolayı cevap edirne diyoruz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. En kısa zamanda 10.000 aboneyi geçmek istiyorum sizlerin destekleriyle arkadaşlar. Diğer edebiyat 18 denemeyi lütfen çözün. Zaten TET dil bilgisi denemeleri, paragraf denemeleri var arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Her zaman yanınızdayım. Sizleri çok ama çok seviyorum ve değer veriyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.